Efendi. Hişam Bey. Hişam Bey yayındayız. Açar mısınız acaba? Buyurun. Sizi ziyarete geldik. Bir haber yapmak istiyoruz. Bakabilir misiniz? Merhabalar Hişam Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Niye duş akabinde yaşıyorsunuz? Böyle bir duyum aldık biz. Gerçekten de doğruymuş. Evet doğru. Fikrin nereden çıktı? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ben günde bir iki kere üç kere duş alıyordum. Bu iki üç duş alma 7'ye 8'e sıçradı. 10-12'yi kadar buluyordu. Bakıyordum dışarıdaki hayatım da etkileniyor. Yani ilerlemiyor dünya. Mesela duştan çıkıyorum, evden çıkıyorum. Aklıma duş geliyor, eve girip gene duş alıyordum. Anladım, bir temizlik hastalığı var yani. Yani ben mutlu oluyorum. Yani suyla yaşam buluyorum, öyle diyeyim. Uyumak için burada mı uyuyorsunuz? Burada uyuyorum, evet. Buraya kıvrılıyorum. Küvet zaten, yatak oluyor. Yeme içme ihtiyacınızı burada karşılıyorsunuz. Burada karşılarım. Aşağıda güzel bir ufak buzdolabım var. Komünikasyonum, müzik aletim, yemeğim. Bu masa biraz büyük, bunu davana asıyoruz buradan. Masa kalkıyor. Güzel bir yaşam edindim. Yani hem otururken mesela laptopta iş kovalarken duş alabiliyorum. Arkadaşlarınız, anneniz, babanız bu duruma ne diyorlar? Geliyorlar. Zaten her insanın tuvalete girmeye ihtiyacı oluyor değil mi? Tabii yani. Olunca beni de görüyorlar burada. Sizi ancak o şekilde görüyorlar. Ziyaret ediyorlar, evet. Peki bir tepki gösterdiler mi? Doktora gitmenizi tavsiye ettiler mi? Annem tepki gösterdi. Oğlum psikopat mısın? Gibisinden bir tepki verdi. Anne dedim sen demiyor muydun bana sürekli duş al, duş al, temizlen diye. İşte sonucu bu dedim. Anneniz mi yıkardı sizi küçükken? Uzun süre mi oldu? Annem beni 8 yaşıma kadar. 28 mi? 28 yaşıma kadar. Leğende kaynar suyla yıkadı. Her gün mü? Her gün. Bazen günde 3 kere. Yani böyle bir çocukluk tabii ki bu tarz etkiler yaratır. Ben de balkona koyardı leğeni. Ben 28 yaşındaydım. Balkona koyardı leğeni. Sevdiğim kız vardı. Sevdiğim kız sokaktan geçerken annem beni kafamı maşrapayla su döküp kaynar suyla yıkardı. Herkes görüyor tabii. Görüyor tabii. Kız için iyi oluyor gerçi de. Kız kahkaha atıyor gidiyor, sonra bir daha görmedim. Ya biz travmatik bir durumla karşılaşacağımızı düşünmüştük ama gayet mutlusunuz. Çok mutluyum efendim yani. Ben ufak şeylerden de mutlu olamamışsını bilen bir insanım. Mesela burada bir televizyonum yok. Televizyonu koyacak yerim de yok. Ama bilgisayara televizyon kartı taktırdım. Bravo. Hepsini izliyorum. Bravo. En sevdiğiniz dizi? En sevdiğim dizi Aliye'yi seviyorum. Aliye'yi. Aliye'yi. Aliye. Bir de Aşkın Sürgünü dizisini seviyorum. Arkadaşlar geliyor bazen. Onlarla beraber duş alıyoruz. Hı hı. Ama lütfen. Pardon. Lütfen ben... Allah! Şimdi ortalık karışıyor yani. Yok mı? Ama dokununca benim başka yabancı madde dokunmuyor. Bu da baş havlum. Neyle sileceğim? Tamam hadi gider misin arkadaşım? Gider misin? Niye gidelim? Hişam Bey konuşuyorduk güzel güzel. Mikrofonu değdiriyor bana ya. Mikrofonu değdiriyor bana. Ne yapacaksınız Hişam? Çıkacak bunu pisliği şimdi. Yıkanırsınız geçer. Hayret bir şeysin ya. Özür dileriz Hişam Bey. Tamam gider misin? Tamam gidiyoruz.